Sedef bilindiği gibi hemen herkes de böyle pul pul, balığın pulu gibi, üzeri beyazımsı. Evet. Bazen iltihaplı olabilir, kızarır, kaşınır. Kaşınan türleri var, olmayan türler var. Bazılarında böyle çok büyük atnalı şeklinde olduğu gibi bazı insanlar da böyle kırmızı noktalı şeklinde de olabilir. Çok zordur eksema ile sedefi birbirinden ayırmak. Birçok hasta zaten doktora gittiğinde doktor diyor ki o eksema. Fakat sağında solunda tekrar çıkıyor, tekrar inceleme aldım da bu sedef diyor. Karışıyor. Bazen sedefle romatizma da birbirine karışıyor. Psoriasis romatit dediğimiz bir romatizma sedef karışımı hastalık da var. Yani çeşitli sedef türleri var. Sedef türleri var. Sedef genellikle dirsekte, dizde olur. Nadiren yüzde olabilir. Göğüste olur. El üstlerinde oluyor mu? Evet, el üstlerinde olur. Şimdi bununla ilgili çok yüzyıldır deniyordu ki efendim bir protein var, çok özel bir protein. Nedir o hocam? Kreatin proteini. Bu kreatin. Kreatin. Kreatin, evet. Bu lifli bir protein. Evet. Tırnakları, cildi ve saçı korur. Parlak bir renk verir. Koruyucu özelliğe sahip. İşte hücreler hızla çoğaldığı için protein yetersizliğinden böyle bir durum ortaya çıkıyor. Deniyordu. Evet. Fakat İtalyan asıllı Doktor Simoncini 100 yılın buluşunu yaptı. 30 yıllık yapmış olduğu araştırmalar sonucunda sedefin sebebinin mantar olduğunu belgeledi. Kamerayla da mantarın sonucunda mı oluşuyor? Mantar, evet, bağırsak mantarlarının üretmiş olduğu toksik maddeler, zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsuz maddeler bağırsakları yakıyor, kavuruyor. Bir, enzim dengelerini bozuyor. İki, buradan gelen toksik maddeyi karaciğer arıtmaya çalışıyor, arıtamıyor, karaciğer yoruluyor, yağlanıyor. Karaciğere zarar veriyor. Böylece cilt hastalıkları ortaya çıkıyor. Doktor Simoncini ile bu hastalığın nedeni için kaynaklandığı anlaşıldı. Evet. Alman aslında doktorlar da burada klinik araştırmalar var. Benim yazmış olduğum bu kitapta ayrıntılı bilgi var. Profesör Doktor Gita ve ekibi sedef hastalığını bitkiyle tedavi ettiler. Hangi bitki? İşte şu getirmiş olduğum mahonya isimli bitkiyle. Bunu hep görürüz. İsmi nedir hocam? Mahonya. Mahonya veya Oregon üzümü. Oregon. Üzüme benzer. Fakat üzüm değil. Bu kuş üzümüne benziyor. Yenmez değil mi? Meyveler yenmez. Yenebilir de yani tadı yok. Yani ben yiyebilirim. Siz yiyemezsiniz. Biraz acımtırak. Ben alışkın olduğum için yiyebilirim. Benim için problem değil. Fakat yani öyle özel güzel bir tadı olmadığı için yenmez. Parklarda, bahçelerde su bitkisi olarak yetiştirilir. Evet. Bunu kullanılan kısmı meyvesi değil. Şu dalının kabuğu veya kökünün kabuğunda çok özel alkaloidler denen etken madde var. Alkaloidler, flavonoidler, flavonoid glukozetler gibi etken maddeler bağırsak florasını etkiliyor, mantarları yok ediyor. Mantarlar için bir çeşit antimikozit, mantar öldürücü özelliğe sahip. Böylece ne yapıyor? Sedefi yavaş yavaş ortadan kaldırıyor. Kaldırıyor, tedavi ediyor. Bununla ilgili mesela şu Almanca dergi bu sayısında mahonya ile ilgili araştırma yapmış. Yapılan dünya çapındaki birçok klinik araştırmayı burada Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Doktor Lütke, Profesör Doktor Gila, Profesör Lütke yine araştırma yapan doktorların klinik, evet, klinik yani araştırması bunlar, yapan doktorların ismi. Klinik araştırmalar yapmışlar. Profesör Doktor Gila 433 sedef hastasını 82 dermatoloji uzmanı, cilt hastalıkları uzmanı ile birlikte mahonya ile tedavi etmişler. Birlikte. Onların kontrolünde. Yani bu organizatör, Profesör Doktor Gile organizatör 82 uzman doktorla 433 sedef hastasını tedavi etmiş. Bilgi var, bilgi var. Bununla ilgili bizim de çok güzel bir çalışmamız var. Ne yaptık? Mantara karşı etkili olan nedir? Sadece mahonya değil. Hamamelis virginiana. Hamamelis. Cadı fındığı denir. Türkçesi cadı fındığı. Cadı fındığı. Evet. Fındığı şöyle çok küçük olduğu için. Efendim ak günlük, aktarlarda bulunan bu şu ak günlük. Bu da mantara karşı etkili. Hatta acımtırak bir tadı acımtırak vardı. Evet. Daha önce biz konuşmuştuk. Çiğnenebilir. Evet. Vücut çok ısısı düştüğü zaman vücudun ısısını artırıcı, metabolizmayı hızlandırıcı özelliğe sahip.
19 çeşidin bitkinin ekstraktından oluşan bir formül geliştirdik. Bunu kullandığı zaman kişi yavaş yavaş kronik veya akut oluşuna göre rahatsızlığın, sedefin ne kadar ağırlıkta bilmiyoruz. Mesela bize Üsküdar'dan bir beyefendi geldi. Bu böyle türkü bar vesaire bir böyle saz çalınan, eğlence yapılan kulüple var akşamları. Hı hı. Oralarda gitar çalıyoruz. Ekibi var. Birlikte çıkıyorlar. Program yapıyorlar program herhalde. Hı hı. Fakat elinin üzerinde var. Yüzünde de var sedef. Yüzündekini, elindekini fondötenle kapatıyor ama icabında şakır şakır terliyor. Ne oluyor? Tabii. Çok kötü bir görüntü oluyor. Tabii. Kaşınıyor, kızarıyor vesaire vesaire. Ya birçok ilaç kullanmış. Kullandığı kimyasallar, ağır ilaçlar karaciğere zarar vermiş. Kolesterol, lipid, yani genç yaşta 25-26 yaşında çok da genç. Birçok rahatsız ortaya çıkmış. Aşırı ilaç kullanmaktan. Ya ben buna kesin bir çözüm bulayım demiş. İnternette araştırmış. Beni dedi ki ya telefon etti. Mümkün mü bunun iyileşmesi? Ben yapmadım ama yapan var. Klinik araştırması var. Bilgi var, belge var. Geleceksin, bakacağız, göreceğiz, deneyeceğiz. İyi, hoş. Geldi. İksir, aloe vera, jel, mahonya, özel formüller. Aa, 3 ay sonra geldi. Hiçbir şey yok. Tamamen geçmiş. Tamamen ortadan kalktı. Tabii. Düzenli kullandığı zaman. Tabii ki burada işte bu iksir, aloe vera, jel, mahonya, bunları kullanırken kişi tatlı yemezse daha iyi olur. Çünkü tatlı bağırsaktaki mantarı besler. Peynir yemezse daha iyi olur. Çünkü peynir asidoza sebep olur. Kanın pH değerini bozar. Asidik bir ortam oluşur. Mikroplar çoğalır. Un mamulleri, mantı, makarna, börek, çörek, ekmek vesaire yemezse iyi olur. Çavdar ekmeği, mısır ekmeği vesaire yiyebilir. Bunlar mantarı tetikler. Yani tedavi sürecinde tabii yedikleri içtiklerine de dikkat etmeleri. İyileşme süreci. İyileşme sürecini kısaltıyor anladığım kadarıyla. 6 ayda iyileşir. Kimi 3 ayda iyileşir. Hı hı. Bir de vücudun sürede, bağışıklık sistemiyle de alakalı değil mi hocam? Ne kadar sürede iyileşeceği kendine bağlı. Mutlaka. Dikkat ederse daha kısa sürede iyileşir. Etmezse zaman alır. Süreç sarkar. Hı hı. Çünkü bir taraftan mantarı yok etmeye çalışıyorsunuz. Diğer taraftan besliyorsunuz. Anlamı yok yani. Anlamsız bir durum. Kesinlikle. Burada beslenmek çok önemli. Hı hı. Bu beyefendi çok kısa sürede iyileşti. Bu tür rahatsızlığı, sedef rahatsızlığı olanlar 2 ay, 3 ay akutsa, yani 6 ay, 1 yıldır varsa, hı hı, yıllardır varsa 10 yıl, 15 yıldır 5-6 ay sürebilir. Ha, bunu kullanırken vatandaşın mesela 1 ay sonra, 1,5 ay sonra, bazen 2 ay sonra mevcut sedef mesela böyle kapak büyüklüğündeyse daha da büyür. Tedavi aslında sürecinde değil mi? Büyümüyor. Ne oluyor? Cildin altındaki bütün iltihabı kusuyor, dışarı atıyor. Hmm. Bazıları panik oluyor. O büyüdü. Büyümüyor. İleride çıkacak olanı şimdiden dışarı atıyor. 6 ay, 1 yıl sonra çıkacak olan, büyüyecek olan sedefi dışarı atıyor. İltihabı temizliyor, vücudu temizliyor. Panik oluyor. O ne oldu? Neden oldu? Nasıl atılacak bu? Bunun dışarı atılması gerekir. Karaciğerle, böbrekle, ciltle, nefes yolu, bir yolle içerideki toksik madde dışarı atılacak. Bunun atılma şekli nedir? Farklı farklıdır. Yani panik olmaya gerek yok. O 2-3 hafta böyle devam eder. Ondan sonra yavaş yavaş yok olur. Solmaya başlar ve yok olur.